konuşmak istemiyorum. Bize o kadar çok zor kelimeler denk geldi ki. Bildin. Biz eğlendik diyelim bunu. Evet evet çok eğlenceli bu. Bak gerçekten kelimelerimiz çok zordu. Evet çok zor. Ben bir kez bluzu bilmişim ve ben bildiğimi bilmiyorum evet. Şu an. Düşünebiliyor musun? Ben şimdi çok affedersin sözünü kestim. Ceren'e döş anlatacağım. Döş. Döş. Yani tek bir kelime harflesen döş olarak çıkartmak. Ama mesela karşı tarafa küp nerede anladın? Karşı tarafa sütlaç geldi. Bizim sıkıntımız sütlaç, neydi biliyor musun? Çok basit. İki ekip olarak. Tuz, buz. İlk iki kelimede direkt şey olduk. Abi siz ha, dalga... Geç olduk. Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz Ceren, yanlış... Ceren sen şu an dalga mı geçiyorsun? Hayır, yok canım ne alakası var? Bak oyun kaybettik avantaj ne kaybettiğimizi ya, bilmiyoruz ha. Bıraksan eğlendikken bir oyuna da eğlenmeye bakın. Ya eğlen şey eğlen de yani. Şöyle düşünün. Bak. Onlara bak, bir... Oraya ne verdik şu an biliyor musun? Ne verdiğimizi bilmeden Oğuzhan, şu an burada keyif sana yapıyorum. Şunu söyleyeceğim. Geçmişe dönüp değiştirebilir miyiz bunu? Ama analiz edelim bir değil mi? Makaraya vurdum. Ama bak şimdi bizden makaraya eleme potası giren oldum. Yok ben eleme potası kendimizi demolize etmiyoruz sadece. Aynen. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Demolize bir dakika dur. Onu tamam dur onu da tartışması ha. Yapacağız. Bekle dur şurada bir gülüp eğlenelim bir dakika. Ne? Bizim ne? Yüzümüz gülmesin be Oğuzhan. Yüzümüz gülmesin be senden beklemediğim şey. Yok yüzünüz düşsün istemiyorum. Abi ne abi? Ben size demiyorum ki kafanızı yerlere bunu sürtün. Ama yani şu an makara yapmışsınız ve oraya çok güzel bir avantaj verdiniz. Onlar kendilerini şu an toplamaya çalışıyordu. Fark ya yapsınlar Oğuzhan'cığım. Biz zaten dezavantaj yap avantajı Oğuzhan, çeviren tarafımız. Bu halleri sana hiç yakıştıramam. Bir dakika durun başka hayır, bir şey söyleyeceğim ya. Ben savaşırım ama yani yanlış bence şu an. Şu an yanlış. Tamam boş ver sen takıl oradan. Günün doğrusu. Bir şey söyleyeceğim Murat biz gerçekten Elzem'le Furkan'ı görene kadar biz gerçekten diyorum çok kötü bir performans. Ya. Ta ki Elzem'le Furkan'ı bir şey söyleyeceğim bize gelen kelimeleri de farkındasınız. Ama bize de çok zor geldi. Bize yani. Gelen kelimeleri ama de evet, farkındasınız. Bize de zor geldi. Bizimki de çok zordu. Yani bizim tamam, sevdiğimiz sayılar zordu, uğursuz evet. Geldi bize. Aynen. Ya onlar olsun. Sadece hani sayı konusunda şans olsun, vardı olsun. Yani o kadar. Ben gerçekten eğlendim. Ya zaten böyle dezavantajları avantajına çeviriyoruz. Ya böyle bir şeyimiz o, de var, gücümüz o, de var. İnşallah öyle olur ben. Umudum o. Ama yani, demek istediğim inşallah şu. İnşallah daha iyi olur. Yani onlara Anıl Canlar'da bir tek böyle bir şey geldi. Hani çok basit. Basit yani. Bir sistem geldi. Evet tamam. Ya. Şans. O şans. Bak şu an o evet, muhabbet evet, şans. Küp, ama kül. Kül. Yok kül de bize geldi. Tuz, kabul edin. Kül. Bir şey vardı. Sorun yok. Bak kül, sorun yok. Kabul et. Öykü... Bulgara biber. Hayır bak Öykü güzel anladı bak. Yiğidi öldür hakkını yeme. Ya ben belli şunu istedim zaten hani ben anlatayım. Elzem konuşsun. Elzem anlasın ama olmadı. Sağlık olsun. Gözlerim görmüyor. Ben de isterim o, senin, yani. Doktora gitmem. Sağ olsun var. Furkan. Yo, onu... Bu oyunda da gülüp eğlenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ben onu göz önüne aldım zaten. Senin Oğuzhan, o dezavantajını bak, düşündüm. Oğuzhan bu oyunda üzülebileceğimiz... Adam haklı abi. Ne diyeceksin adamı? Bak Oğuzhan'cığım. Ay ne oluyor? Oğuzhan, bu oyunda üzülebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ne güç gerektiren bir oyun ne zeka gerektiren tamamen bir oyun. Tamamen eğlenceli bir oyundu anladın mı? Biraz da beceri yani. O yüzden üzülmüyorum. Ben ilk defa üzülmediğim bir oyun yani. İlk defa mı gördün? Yok yok hani öyle yani ilk defa böyle hani ya, tam böyle hırslı bir şekilde. Motivenizi bozmayın yine de kazanmak da var kaybetmek de var ama düşürmeyin. Adım geçti. Yani. Sen de bu kadar sinirlenme eleme potasının oyununda alacağımız için sıkıntı. Ha bir de size şimdi neyse güldük eğlendik. Neyse bir şey söyleyeceğim bunun üstüne bir soğuk su. Bir dakika dur lider konuşması yapayım ondan sonra oturur musun? Su içeceğim su tadım. Bir otur ondan sonra. Allah neyse, Allah. Tamam. Tripliyim ama okey. Hal. Bak şimdi. Bak Mert'in. Dur. Güldük eğlendik gerçekten ama şey bakın hani normalde gerçekten çok şeyim hırslı bir insanım. Beni az çok tanımışsınızdır. Ve benim tek amacım şu ekipten hiçbir şekilde benim hani lider olup ve size bunu empoze etmem gereken noktaysa eğer bunu empoze etmek istiyorum. Şu an hiçbir şekilde cuma gününe kadar bizim hiç kimsenin eleme potasına yazılmasını istemiyorum. Ben de şu bunu canı gönülden söylüyorum ve siz de elinizden geleni yaparsanız. Bak avantaj oyunlarında kaybettim ama böyle eğlenceli oyunlarda. Yine tabii bilek ki gerektiren, güç gerektiren, zeka, strateji gerektiren oyunlarda asla bunu yediremem kendime. Siz de yediremezsiniz. Ya ama bu eğlenceli bir oyun. Yenilme yenilmedir. Bak şimdi Ceren bak senin anlamadığın konu şu. Bizi nasıl bir dezavantaj bekliyor onu bilmiyoruz. Bilmeden konuşuyoruz. Peki, niye anlamıyor ya? Ceren anlıyor ben. Değiştirebilsen burada neyi değiştirebilirdin ki? Nasıl hiçbir şey. Bir dakika Oğuzhan. Yani, ya bak mesela demek istediğim şu. Şu an onun analizini yapalım. Aa, tamam mesela mi? Örnek ver. Neyse. Tamam. Örnek demek ver. Analiz yapacağız. Mesela dezavantaj. Örnek ver ki biz de bunu konuyasın. Farzı misal yeniden. Mersin. Bak
farzı misal yeniden bir mutfak oyunu olsa düşünsene. Biz 15-20 dakika geriden başlattık. Tamam. Kaç kere çok aldık öyle? Hatırlıyor musun? Mutlu değiliz. Öyle kaç ama kere aldık hatırlamıyor musun? Bu durumda kanka, kendimizi demoralize edemeyiz. Yanılamayacak bir avantajlar mı var? Yanlış sen anlama kızlar. Geçen yani hafta mutfak oyununda börek yaparken Oğuzhan, Murat bir saniye. Estağfurullah. Plastik bıçakla yendiler. Evet. Plastik evet bıçakla. Ya bak o ayrı. Bak soğanını doğradılar. Her zaman dezavantaj avantaja dönmüyor bak ha. Bir de ben bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Biraz gözlemledim ama hala henüz anlayamadım. Sizce bu evde sürekli bütün kaosun içerisinde var dediğiniz biri var mı? Ya da bu evde sürekli kaos çıkartıyor dediğiniz biri var mı? Ben size soruyorum. Siz herkesin benden bir düşüncesi. Tamam merak ediyorum. Tamam cevizden başlasın böyle gitsin. Soler yanımda oturuyor. Ortalık karıştırıyor. Seviyor. Sen ne düşünüyorsun? Hoşuna gidiyor. Benim biri yok. Üç tane böyle sizin aklımda. Bazen dört de oluyor. Kişiye göre değişiyor mesela. Yalnız yanımda var. Her yerde var. Her yerde var. İyi bir kalbi vardır. Ya. Ama ortalık karıştırmayı sever. Yok. Özellikle... Baksanıza suratınız geliyor. Hayır ben direkt yüzüne de söyleyebiliyorum. Özellikle benim... Mesela Soner'in özellikleri ortalığı karıştıramıyorsa sinirleniyor. Küplere biniyor. Ya ben küplere binmiyorum. Ortalığı karıştırınca... Keyfine ama baktım ki Soner böyle sana dikleniyor. Demek ki karıştıramamıştır. İstediğini elde edememiştir. Ha, bir isim daha var. O da Ceren. Onu da söyleyeyim. Neden? Zaten onu da tanırsın. Sence neden hep sürekli kalsın şimdi? Neden? Bilerek seviyor. O da çok seviyor. Konuşturtmaya karşısındaki insanı konuşturtmamaya çalışıyor. Ama mantıklı da konuşmuyor. Yani ben bak, gerçekten iddialı geldim buraya. Kazanacağız diyor. Furkan, bak ben kazanmayacağız kesin ya da kazanamayacağız demiyorum. Kazanacağız. Sadece bak sadece sizin davranışlarınız beni evrene biraz yordu. Evrene enerji gönderin burada. Kazanacağız. Biliyorsun burada makara yapıyorsunuz. Ya girer girmez Ceren mesela lider olarak hemen bir analiz. Hemen direkt bir makara yaptı anladın mı? Benim bak karşıt olduğum hareketler. Ama, ondan sonra yine makara yaptı. Sen lider değilsin. Ya ben liderim. Sen lidersin. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Neyin analizini yani yapacak? Bak sen lidersin. Şimdi sen lidersin. Evet okey yap. Burada makarasını da yaptırmayın sanırım. Ama ben öyle değilim. Senin de saygı duyuyorum. Ben sana saygı duyduğum için sustum. Bitti ya. Ondan sonra eleştirimi yaptım. Bak karşı çıkmıyorum. Bir dakika bir şey deyince. Sen tacını takıyorsun, eğleniyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Sana da bu süre tanınmıyor. Abi eleştiri yaptıklarına ben tanımlamıyorum. Şu anda bizim hepimizin bak sadece bir kişi tarafından böyle bir olumsuz yorum alıyoruz. Olumsuzluk mu? Diyorum ki şu anda olumsuzluk mu? Herkes bak şöyle hani olumsuzluk sana şunu şöyle açıklayayım. Modunu düşürmek zorunda değil bu insan. Hayır. Arkadaşım tamam, bir dakika şu an şu benim yaptığım olumsuzluk mu eleştiri yapmak? Ses tonunu kırıyor. Bağırma duymasınlar. Volümü kız. Hayır. Tamam ben başka bir konu açacağım. Lütfen bir saniye. Ya kavga değil. Ceren ve bebekleri. Ercan sen benim kavga tarzımı biliyorsun. Duymasınlar ben işte. Ben kavga etmiyorum. Ben şu an takımın adı şu an konuldu. Ceren ve bebekleri. Ya Ceren. Katılmıyorum. Ama yaptığı şey sayılıyorum. Biraz aklımı kullanıyorum. Eğlenceli bir oyundu ki herkes zaten bunu hemfikiriz. Burada yapabileceğim bir şey yoktu. Sen sürekli ben aynı şeyin üzerine gittin. Eğlenemedim. İşte bunu toparlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet bunda böyle bir şey oldu ama bir dahaki oyunda daha birlik, daha güzel, daha hırslı bir şekilde çıkacak. Ya bunda hırs yoktu da değil. Ne oldu? Adlandırmayalım. Her arkadaşım bak ben kaybedilen oyun için yorum yapmıyorum. Ben bak siz hala anlamadık. Tamam bir dakika. Okay, ben anladım. Ben sadece diyorum ki ileriye dönük konuşuyorum. Evet, ben i̇leriye konuşabilir doğru... miyim artık? Tamam bak bir şey sordu diye söylüyorum açıklıyorum bir dakika Ceren. Ben ileriye doğru dönük planlar yapalım. Hani burada bir analiz yapalım ondan sonra yine gülün kahkaha atın. Ben size demiyorum ki kendinizi düşürün gömün. Bak tamam, hemen düşmeyin zaten. Oğuzhan bak lütfen. Yarın sen bana eleştiri yaparsın. Murat der ki böyle böyle lider olursun. Öbür türlü gelir, öbürü sana eleştiri yapar. Bak biz kendi ekibimizin içinde birbirimize alınma, gücenme olmasın. Asla bak, öyle bir durum yapmayın. Öyle bir şey kendinizi, yok zaten kendinizi ya. Kendinizi ben aşağı çekmeye çalışmıyorum. Tam tersi. Ben kendi görüş açımı söylüyorum size. Tamam, sen... Beni daha fazla yormayın abi. Kendi aranızda bak istişarenizi yapın. Güzelce. Ben her türlü zaten ayak uydururum. Tamam bir dakika. Ben bir şey değinmek istiyorum artık. Lütfen ya rica ediyorum. Şimdi sen dedin ya az önce oynamadığın için mi bu muhabbet? Evet. Asla katılmıyorum, sana da katılmıyorum. Çünkü ben elimden geldiğince adil olmaya çalışıyorum. Evet. Ve hani bu, yani şu ekipte herkes oyun oynasın ve herkes Blaine'in hakkıyla hani biz yaptık diyebilsin diye. Mesela önceki oyunda Oğuzhan'ı aldım, Murat seni aldım. Şimdi Furkan'la siz ikiniz çok yakın arkadaşsınız. Evet. İki ya, anlaşan dedi için. Evet, ben orada da zaten şey, güvendiğimi demiştim. Ya burada... En çok güvendiğim. Mesela şimdi daha söyleyeyim. Hayır, en iyi anlaşan dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.